Daha önceden buradaki sundurma yoktu. Çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki sundurmayı yaptık. İçerideki hayvan bölümlemelerini yaptık. Şimdi biz ilk verdiğimiz sözdeki 400 adeti üretmeye devam ediyoruz. Şu anda ürettiğimiz yaklaşık 80 tane kulübemiz var. İlk 20 tanesini bu Ünye Barınağı'ndaki şu gördüğümüz alana bırakıyoruz. Burası tamamen açık ve hayvanseverler için de bir besleme alanı. Yine bunları yaparken hayvanseverler olsun, haytap olsun, orkestro deniyorsun, onların değerli yöneticilerini fikirlerini dikkate alarak bu işlemleri yapıyoruz. Yine onlar bize yer gösterecekler bütün orada. Kendilerinin belirledikleri, kendilerinin istedikleri alanlara. Onların belirledikleri alanlara biz kulübelerin üretimlerini yaparak kulübeleri bırakmaya devam edeceğiz. 400'ü tamamlayacağız. Yalnız bu 400 sayısı da sınırlı bir sayı değil. İhtiyaç ne kadarsa, en az 400 olmak üzere ihtiyaç ne kadarsa biz ilgililere köpek kulübelerini imal edip bırakmaya devam edeceğiz. Diğer ilçelerde de yer tespiti yapıyoruz. 19 ilçeye 19 tane transfer merkezi kuracağız. Onun projesi üzerinde de çalıştık. Haytap'la da projesi üzerine mutabık kaldık. Onun üzerine de yer tespitlerini yaparak o hayvan transfer merkezinde mutlaka ilçelerimizi kuracağız. Belediye burada çok güzel çalışmalar yapıyor. Ünye'de olsun, Ordu merkezde olsun faaliyetler hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz Haytap ve Orkinos olarak bu işlerin takipçisi oluyoruz. Zaman zaman belediye bizlerle ilgili çalışmalarda fikir alışverişlerinde bulunuyor. Bu konuda elimizden geldiği desteği vermeye çalışıyoruz. Malum şu anda kış ayındayız. Hayvanları korumak için bu faaliyetleri hızlandırmamız gerekiyor. O açıdan biz elimizden gelen yer gösterimlerini yapacağız en kısa zamanda. Böylece belediyenin ürettiği kulübeler yerlerine ulaşacak. Derneğimiz ve federasyonumuz adına belediyeye teşekkür ediyorum. İşlerinde devamını ve başarılarını diliyorum. Ben bu 1,5 aylık süreçte aktif olarak gönüllülük yaptım hayvanlar için ve Bülent Bey'e, Hilmi Bey'e çok ilgilendiler ki zaten bakanımız bize bu işe başlarken örnek bir proje olacağının sözünü vermişti. Ve çok hızlı ilerledi her şey. Şu an kış geldi, kulübeler koyuldu, beslemeler arttı. Şu an Ordu Barınağı rehabilite oluyor, tekrar düzenleniyor. Ben gerçekten herkese hayvanlar adına ve bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.